Uhu, dışarı çıkıyoruz. 3 haftalık kapanma kapandı. Şimdi daha başka kısıtlı kapanmalar devam ediyor. Dışarı çıkacağız Sağ ama ol. çok da yapacak bir şeyimiz yok. Ve kızım sadece kili gözüküyor. Huzur o kadar Bebeğim. küçük ki. Bebeğim. Aynen Oy büyüdü, şunu huzurunu tatlı şu an bebe terk var. etmemiş. Resmen büyüdü ya. Oluyor. Resmen büyüdü. Dışarısı ne güzel kokuyormuş. Nasıl ben gel almadım bir dakika. Böyle derin nefes çek. İnsan ben koku almıyorum. Ne? Ciddi misin? Ne hiçbir şey kokmuyor. Bebeğin kafasını kokla, şey kokuyor, şampuan kokuyor. Bak bakın kokuyor, pis kokuyor. Pis. Yıkamazsan. Daha yıkamadık. Dur ya bir dakika, aç şunu, ağzımı aç. Kokuyor, nasıl kokmuyor ya? Koku Şampuan mı almıyor musun? kokuyor? Evet. Karışık. Bu mu şampuan kokuyor? Karışık işte, birazcık şey, ekşi. Bak ben kokuyorum mesela. E tamam, koku alıyorsan yürüyor, ne bilmiyor. Şampuan kokuyor diyorsun, tribe sıktın beni. Bizi nereye götürüyorsun? Anamlara. Benle ilgili en sevmediğin şey? Ay bir iş. Özellikle böyle bir şeyler düşünüyorken, ki ben o an bir şey düşündüğünü nereden bilebilirim mesela? İnanılmaz sinirli oluyorsun ya. Böyle çatacak yer arıyorsun, çok saçma saçma cümleler kuruyorsun. Seni o an öldüresin beni. Yalnız cevap verirken hiç bir saniye bile düşünmedin ya. Gıcık olduğun sanki şey dedi. Şey gibi, hazırlıklı gibi göründük yani. Ne alakası yani, var yani? Bir insandan neyden gıcık alırsan direkt aklına o gelir. Ha. Sen benden mesela neyden gıcık alıyorsun? Çok neyi var. Neyi sinirleniyor? Gördün mü mesela? Çok. Benim, ben de kendimde çok var mesela. Olabilir mi? Kendinden mi çok var? Bende de var evet. Ne? Merak ettim. Ben inat olmaktan nefret ediyorum. Ondan sonra inanılmaz üşengecim. Ondan da nefret ediyorum. Başka? Değiştiremiyorum. Çok küfür ediyorum mesela. Tamam, onu halledeceğiz. Hallediyoruz. Bebek büyüyene kadar onu halletmemiz Stresli, lazım. Stresli, sinirli. Ben daha da küfür etmeye başladım arkadaşlar. Şu dışarıdan çok ses geliyor olabilir. Lan şurayı çok kapatsan. Sıcak, çok sıcak. Biliyoruz, Adana'dayız. Daha ne? Senden konuşuyorduk. Ha, nasıl bana ben geldi? Seninle ilgili en çok neye gıcık oluyorum biliyor musun? Ve asla da mesela bunu değiştirmiyorsun. Sana evde bir şeyin nerede olduğunu sorduğumda içeride diye cevap veriyorsun ya. Ama yani içeride dediğin şey yatak odası da olabilir, çocuk odası da olabilir, salon da olabilir, her şey olabilir. Gelip böyle öyle bir şey hazırlıksız yani şey soruyorsun ki hazır. Seda şu makas nerede? Bu kızarak tamam mı? Elimden sadece mesela hani salonun şu köşesindeydi geliyor ama şey oluyor mesela hani salonun o köşesinde ama ben onu dile getiremiyorum böyle o kadar panikle soruyorsun çünkü sen bana onu böyle sadece içeride ben diyebiliyorum. Neden kızıyorum biliyor musun? Hani ya. Belli başlı eşyaların evin içinde yeri var tamam mı? Mesela makas, mesela kendisi çok uyuyor çünkü buna da. Tabii ki de uyuyorum. Asla uyumuyor. Tabii ki de uyuyorum. Mesela işte kedilerin tüyü için rulon. Senin odanı kim gördü rulon. Acaba şu zamana kadar da yani o odada aradığını nasıl bulabiliyorsun mesela? Ben o odada her şeyin yeri belli, ben biliyorum. Asla bak uyumuyor. Evde 3 tane makas var, üçünün de yeri farklıydı. Ya bunu ben de üçünün anlamıyorum. Üçünün de yeri... Kırmızı makas benim çekmecemde, gri makas salondaki konsolun çekmecesinde. Diğer o tırtıklı makas da işte ada mutfağın çekmecesinde. Bu sürekli değişiyor. Sürekli makas bulamıyoruz. Üçünü de bulamıyoruz. Nasıl olabiliyor böyle? Ben yapmıyorum. Ya sen kendi cüzdanını, çantanı bile evin içinde kaybettiğin için sana bu konuda bir şey demeyeceğim. Ben çocuk doğurdum. Aklımın yarısı gitti. Öyle diye. Ben de çok büyük bir kendilerim. Bu arada ben yorumlarda şeyi çok görüyorum ya. Bizim evin önünden geçti. Abi bizim evin oradan geçti, şuradan geçti, buradan geçti. Buradan mıydın lan? He sağdan. Birazcık yolu çekeyim. Bakın nereden geçiyoruz. Bakın burası neresi. Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Arkadaşlar şu sokak tehlikeli mi yorumlara yazın. 01 dürümcü. Canım dürüm çekti. Ne yapayım? Beni dürümcüye götür. Neyse sonra bakarız. Evet ben çıkınca. Artık bıktım. Ne zaman sokağa çıkma yasağı bitse kendimizi dürümcüde buluyoruz ya. Lan başka çok da seçeneğimiz yok evet, yani çok. Burada. Lan su sıkaydın abi. Ölüyordun ya. Hayatım benim. Hayatım benim. Ne yapıyorsun? İçim ama sen nasılsın? Sağ ol. Canlarım benim, aşkım benim. Biricik kızım benim. Seda. Efendim? Sen geçen gün bana odamın çok dağınık olduğunu söyledin. Benim odamın neresi dağınık? Ne oldu? Aksini iddia etmeni bekliyorum. Neyi sorsan gösteririm. Zaten şu an ben de görebiliyorum neyin nerede olduğunu. Görmüyor musun? Kamerandan tut, bebek oyuncağından tut. Ondan sonra şunların ne olduğunu bilmiyorum. Ne ararsam var ya.
Bu ne? Bir koli çitos mu yiyeceğim? Bu işle ilgili bir şey. Çitos'a söz verdim de video çekeceğim diye ama ne yapacağım asla bilmiyorum. Bu ne? Ufo, onu sen getirdin. Yanıyorum dedin, çok sıcak ya, dedin. Derken şey işte, vantilatör ya. Şurada bir çanta var. Şurada ayrıyeten bir kutu. Şurada oyuncak arabanın kutusu. Bak burada ne var? Kedi. Bunlar ne mesela? Bıraktığım mimarlığa geri mi dönmek istiyorsun? Belediyeden ihale aldım. Şu tabloları yaklaşık bu eve taşındığımızda yani bir yıl önce falan almış olabiliriz. Hala asmadı, hala asmadı ya. Onları boş ver bir paket. Oha, onlar burada bir sürü şey var lan. Boş olanlar. Onlara da işte, onlara da söyleyeyim, bana çevir. Onları, o boş olanların içerisine de güya sözde tablo yapıp asacaktık. Yetişemiyorum, ne yapayım? Yetişemediğin için böyle duruyor. Hadi hazırları bile asmıyorsun ki yetişemiyorum diye, bahane uydurma yani. Nisan'a bir iş söylediğim zaman, bakın gerçekten hani ben üşengeç bir insanım ama Nisan yani daha da böyle bu konularda şey, ev işiyle ilgili ama bu. Kendi işiyle ilgili değil. Asla yapmıyor ya. Tamam diyor, bugün yaparım, yarın yaparım, şu gün yaparım ama asla yapmıyorsun yani. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorum. Doğru sözlerine mutfağı denir. Boyayacaktı, boyamadı. Çocuk odasını var ya, çocuk doğana... Onu neden boyamadık? Evde bebek var artık. Boya kokusu falan. Ondan önce boyayabilirdin. Hayır, boya. Bir dakika anlatıyorum ben. Cort diye doğurdun. Bir o çocuk odasını... bir dakika durur musun? O çocuk odasını ben boyatana kadar var ya, hazırlatana kadar... Yani doğurdum arkadaşlar. Gerçek anlamda. Nasıl oldu? Nisan'a diyorum ki Nisan bugün boyayalım. Yok işim var. Nisan yarın yapalım. Yok işim var. Nisan şu gün yapalım. Yok işim var. En sonunda boyadık. Odayı hazırladık. Bir hafta sonra doğurdum. Gel gel gel. Ben başka senin hangi huyuna gıcık oluyorum biliyor musun? Bilmiyorum. Söyle. Söyle hadi. Hadi söyle. Söyleyeceğim. Söyle. Bazen böyle benim odama girip abur cubur yiyip çöpünü benim odama atıp gidiyorsun ya. Sen onu bildin. Aylardır bunu yapmıyorum. Hamileyken nasıl yapıyordum. Nasıl aylardır yapmıyorum? Hamileyken yapıyordum. Hala yapıyorsun. Ne zaman yaptın? Bununla ilgili elimde gizli görüntüm var. Harbi mi? Göstersene. Lan kameradan mı çektin? Ya bu ben değil. Hayır sen. İzle şunu. Seda. Kristal nerede? İçeride. Sana inanmıyorum. Şunu yapacağına odanı temizleyebilirdim. Bu daha kolay mı? Daha ilacı. Seda, nereye gidiyoruz biz? Ay benim kızım çok tatlı giymiş. Annesiyle bir örnek gibi giymiş. Sen de bir örnek gibi. Oğlum biz nereye geldik lan? Sen bir de bitince gör. Bebeğimiz tetanoz kapacak. Ağlatma şunu ya. Ağlatmıyorum, seviyorum ben onu. Şu an huylu zaten. Doktora geldiğini anlıyor. Kediler gibi bu da. Surata bak.